Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde de bir rikka metni birlikte çözümleyeceğiz. İnşallah dersimize hemen başlayalım diye düşünüyorum. Zaman geçirmeden bence başlayalım. Evet. Arkadaşlar bakın şu kısım açık ve net adliye. Şurası bağlacımız adliye ve adliye ve mezahip nezareti umuru cezaiye müdiriyeti adet 257 dahiliye nezareti celilesine daha önce celile mi behiye mi nasıl kullanılacağı noktasında bir şeyler söylemiştik. Bence metnimizi artık büyütüp yavaş yavaş metnimizi okumaya başlayalım diye düşünüyorum. Çünkü zaman bizim için değerli arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurası bakın merbut yani bağlı oldukları Irak kıtasından. Demek ki nereye bağlıymış? Irak'a bağlı. Neresi? Az sonra göreceğiz. Daha önce de okumuştuk. Irak kıtasından fekki irtibatlarıyla. Arkadaşlar irtibatı yazarken irtatıplarıyla gibi bir yanlışlık yapılmış. Burası fekki irtibatlarıyla. Peki fek ne demek arkadaşlar? Hemen bir sözlüğe bakalım. Fek etmek. Aslında iki K ile birlikte yazılır. Hemen fekke baktığımızda arkadaşlar fekkin anlamını görüyoruz hemen. Fek bakın lügat-ı remziye göre bir nesneyi ama bu fukaha diyor bu bizim değil arkadaşlar. Evet. Fek kelimesi arkadaşlar. Evet. Doğrusu burada bakın. Sözlükte bile anlamını vermiş. Ne diyor? Sözlükte bir şeyi ayırmak, koparmak, kurtarmak, bir bağı çözmek anlamlarına gelen fek. Tabi fıkhi terim olarak istemiyoruz. Gördüğünüz gibi ayırmak anlamında kullanılan bir terim. Evet arkadaşlar. O halde biz metnimize dönelim. Neyi? Fekki irtibatlarıyla yani bağlılıklarının ayrılmasıyla Hakkari sancağına ilhakları Hakkari sancaklarına istirhamına dair Sadat-ı Kiram Sadat Seyyid kelimesinin çoğuludur arkadaşlar. Sadat-ı Kiram namına Seyyid Abdülkadir ve Rufekası imzalarıyla Rufeka arkadaşlar Refik kelimesinin çoğuludur. Yani Refik dost arkadaş demek. Bu da dostları arkadaşları anlamında bir kelime ama yazalım Rufeka diye bakalım karşımıza ne çıktığını da birlikte görmüş olalım arkadaşlar. Evet. Rufeka bakın cemi diyor, Arapça diyor, müfreti refik diyor. Bakınız refik kelimesine diye de ne yapmış? Kamus Türkiye bizi yönlendirmiş. Evet. Yine Kamus Osmani aynı şekilde cemi olduğunu ve müfredine bakmalı diye de bakın ne diyor burada? Müfredine bakmalı. Hani Rufeka-i Kiram, Refik'in cem'idir diyor Rufeka'ya ve müfredine bakmamız gerektiğini söylüyor. Yine Türkçe, Osmanlıca sözlüğe baktığımızda da burada gördüğümüz arkadaşlar bakın arkadaş, yoldaş manasına olan Refik'in cem'i olarak da gösterilmiş. Biz hemen belgemize dönelim arkadaşlar. Evet.
ne demişti? Ve rufekası imzalarıyla başkaladan çekilen. Nereden? Başkaladan. Başkala biliyorsunuz. Van'ın bir ilçesi hala. Başkaladan çekilen telgrafname üzerine, bakın, telgrafname üzerine sebk. Sebk kelimesine bir bakalım arkadaşlar. Önemli bir kelime. Sebk. Evet, sep kelimesi çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önceden olma, geçme, önce bulunma, önceden olmak, geçmek. Sep eden idamatına mükafaten, yani önceden olan hizmetine mükafaten şeklinde bir şey. O halde ne diyor? Bakın, sep eden tebliğata, yani daha önce ne olmuş? Bir tebliğat olmuş. İşte bu sebketen tebliğata cevaben Van vilayeti istinaf mahkemesi, Van vilayeti istinaf mahkemesi, bunu daha önceki derslerimizde sözlükten öğrenmiştik. Müddei umumiliğinden, yani savcılığından, müddei umumilik nedir arkadaşlar? Bir daha yazalım bunu. Önemli bir kelime zira. Evet arkadaşlar, müddei umumi savcı demek. Bugünkü anladığımız anlamıyla savcı demek. Müddei umumiliğinden alınan telgrafnamede ciheti mülkiye, yani ciheti mülkiye neresi olur? Kaymakamlık, valilik, idari cihet, yani yönetim ciheti. Ciheti mülkiyeye ait olan husus-u mezkurdan dolayı makamı celili nezaret penahilerine, bakın, makamı celili nezaret penahilerine müracaat olunduğu, makam-ı celil-i nezaret penahilerine müracaat olunduğu vilayeti, artık T'nin sonda geldiğini ve o yüzden de nokta yerine kanca konulduğunu söylemeye gerek yok arkadaşlar. Vilayet müşarun ileyhanın ifadesine, vilayet müşarun ileyhanın ifadesine atfen izbar olunmuş. İzbar kelimesine bakmamız lazım arkadaşlar. Atfen izbar olunmuş. Ne demek yani izbar kelimesi? Bakalım. Evet arkadaşlar, izbar kelimesine de baktığımızda hemen karşımıza şu kelime çıkıyor. Zebr, yazı yazmaktan Arapça bir kelimeymiş arkadaşlar. Türkçe'de türetilmiştir. Arapça'da aşağıdaki anlamda kullanılmaz. Yazma, yazılma, yazıyla bildirme, bildirilme anlamı var arkadaşlar. Bakın hemen şöyle bir çekelim. Lügat-ı Remziye, izbar kelimesine şöyle bir bakalım. Ne diyor? Bakın. İzbar, yazmak ve kayıt ve tahrir etmek ve azimül heykel ve bahadır olmak anlamlarına geliyor arkadaşlar. Hemen biz devam edelim. İzbar, atfen izbar olunmuş ve mezkur telgrafname aynen, bakın aynen, mezkur telgrafname aynen ve sadece aynen değil, aynen ve leffen,
takdim kılınmış olmağıyla, bakın yine klasik bir rika bitirişi, Recep kardeşimin kulağı açılmasın, yavaş yavaş inşallah ona da hazırlık yapalım. Klişe rikalara olmağıyla, ol babda emru ferman Hazreti Menlehul emrindir dedik ve arkadaşlar tarih okuyoruz. Fi 26 Recep sene 1327 ve fi 30 Temmuz sene 1325 dedik ve arkadaşlar dersimizi sonlandırıyoruz. Bir başka derste buluşmak, görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.